Ekran başında Ben Sorarım'ı izleyen bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün hızlı giriş yapalım çünkü gündem hem çok kalabalık hem çok yorucu. Ne sizin zamanınız ziyan olsun ne de bizim zamanımız ziyan olsun. Gürkan Hacır bugün konuğumuz, gazeteci, yazar. Gürkan hoş geldin. Merhabalar Hüsnü Hanım. Biraz evvelden beri ben Gürkan diyorum, sen Hüsnü Hanım diyorsun. Bir orta yolu bulalım. Tamam. Kimse kimsenin bak saygısızlık olmasın. Yok yok, saygısızlık olmaz. Ben, yani ben Gürkan diyorsam. Ben usul olarak gündelik hayatta samimi olduğum eş, dost, arkadaş, abilerime bile ekran önünde bey diye, abi diye, hanım diye hitap etmeyi seviyorum. Dolayısıyla Hüsnü Hanım diyeyim size. Siz ben de o zaman Gürkan Bey'e çevirdim derhalde hemencecik. Tamam. Biz çabuk öğreniyoruz, sıkıntı yok. Zaten sıkıntı olacak şey bu değil. O kadar izleyicilerin, çok izleyicilerin ki. Algısı üzerinde bir şeyde bulunmamak adına yapıyorum. Ha, buyurun. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Ben tamam, taraf olmazsın. Şimdi bu aralar bu laflar meşhur ya, tarafsız olurum, tabii, etik tarafsız davranıyorum. Şimdi şuradan giriş yapalım. Bizim en çok gündemimizi bu aralar medyada, işte televizyonlarda, hatta geçmişi de var çok uzun süredir, bir HDP-AKP uzlaşma sorunu var. İşte barış süreciydi, baharda bilmem ne falan, ha buradan beri gelen bir süreç var. Ama yapılan açıklamalar o kadar tutarsız ve o kadar çelişkili ki, yani seçmenin de benim de senin de hepimizin de kafası karışıyor. Karışmaması mümkün değil. Çünkü bizim gördüğümüz gerçekten kapalı kapılar ardında bir uzlaşı var. Ama önde sahnelenen bu değil. Bu işin gerçeği ne ola ki? Biz niye bu o kadar çelişkili açıklamaların ortasında kalıyoruz? Bunu doğrusunu söylemek gerekirse Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hükümet sözcüsü Bülent Arınç bile bilmiyor. Bile bilmiyor çünkü çıktı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra dedi ki bize verilen metin bu değildi dedi. Bize çıkartılan özet bu değildi dedi. Ardından Ahmet Davutoğlu da çıktı dedi ki Bülent Bey herhalde yanlış özeti okumuş ya da yanlış okumuş, yanlış algılamış dedi. Şimdi bunun ne olduğunu Hüsnü Hanım kimse bilmiyor. Yani ne üzerine tartıştığımızı, ne üzerine konuştuğumuzu bilmiyor. Ama ve bilen birileri vardır. Birazcık daha ileri giderek söyleyeceğim. Partinin, AKP'nin ve HDP'nin üst düzey yöneticileri bile bilmiyor bunu. Ama bizim elimizde bir 10 maddelik bir metin var. Evet. İzleyicilerimize keşke burada ben getirmiş olsaydım da bir okusaydık. O 10 maddeden somut olarak ne anladığını ben şahsen yaklaşık meslek hayatımda işte 12-13 yılı geride bıraktım ekran önünde. Gazeteciliği sorarsanız 15 yılı geçtim. 15 yıllık gazetecilik hayatımda ben böyle bir şey duymadım, okumadım. Anlamıyorum. Bu metni anlamıyorum ben. Çünkü tamamı soyut, tamamı ucu nereye dayandığı belli olmayan ifadeler yer alıyor 10 maddelik çözüm süreci paketinde. Bunu bir tarafa koyalım. Yani kimlikler tanımı üzerinden eşitlik duygusunun geliştirilmesi. Ne demek? Ne demek? Bu şu demek, en başta ucu açık cümleler, yuvarlak cümleler kullanıp sonra içinin doldurulmasına hale. İşte bakın, ben buradan sevgili izleyenlerimize şunu söyledim. Dedim ki hem katıldım televizyon programlarında, hem bu dönem biliyorsunuz seçim atmosferine girdiğimiz için çok yoğun bir şekilde, ben de aday olmadığım için rahat rahat gidip çok panellerde konuşuyorum. Çok şanslısın. Evet. Ondan sonra biz rahat rahat konuşuyorum. Orada bir panelde, özellikle Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği, Yeniden Aydınlanma Hareketi'nin düzenlediği panelde bunu açık açık ifade ettim. Çünkü orada çok kozmopolit bir izleyici kitlesi vardı. Her görüşten izleyicilerin bulunduğu bir kitleydi. Salon ağzına kadar doluydu. Orada da ifade ettim. Şunu söyledim. Biz, yani Türkiye Cumhuriyeti'ne inanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğine inanan, laik sisteme inanan, hukuk devletine inanan yurttaşlar, bireyler olarak şunu istiyoruz. Anayasanın ilk 4 maddesi ve ana dilde eğitim, ki bu anayasanın ilk 4 maddesinin tetiklediği bir hükümdür bu. Ana dilde eğitim kuralı dışında, kanunu dışında ne isterseniz konuşmaya hazırız. Ne isterseniz. Bunu Kürt kardeşlerimize de söylüyorum. Bunu HDP'li kardeşlerimize de söylüyorum. Bunu işte efendime söyleyeyim, daha çıkmış militana da söylüyorum. Hanginiz varsanız, biz ilk 4 maddeye dışında bunlara saygı duyduğunuzu, bunları kabul ettiğinizi, nedir o ilk 4 madde? İzleyicilerimiz için tekrar hatırlatalım. İlk üçü zaten değiştirilmesi teklif edilemez maddesiyle 4. maddenin hüküm altına aldığı ilk 3 madde nedir? Türkiye Cumhuriyeti bir laik, sosyal ve hukuk devletidir. Ona başkenti Ankara'dır. İstiklal Marşı, Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. Resmi dili Türkçedir. Bunları
konuşmayacaksak, yani bunlar bizim ön kabulümüzse, bunun dışında bir de ana dilde eğitim var. Ana dilde eğitimi de izleyicilerimiz için anlatabilirim. İnsanların kulağına çünkü çok yumuşacık bir kelime olarak geliyor. Ya insanların ana dilinde eğitim hakkını istemesinden daha doğal ne olabilir diyorlar. Oysa işin hani tabiri caizse kazın ayağı öyle değil. Yani içinde ana, dil ve eğitim gibi üç tane yumuşacık, üç tane şefkat dolu sözcüğün geçtiği, kulağa hoş gelen bu sözcüğün aslında altında ulus devleti, üniter devleti paramparça eden bir şey vardır. Bakın, insanların kendi dilini, annelerinden öğrendikleri dili, ana dillerini öğrenmelerinde hiçbir sakınca yok. Devletin buna bütün kolaylaştırıcı imkanları vermesine gene bir sakınca yok. Olmaz da, olamaz da, teklif de edilemez bu. Hatta ve hatta ana dilin seçmeli ders olarak okutulmasında da bir sakınca yok. Ama ana dilde eğitim vermeye başlarsanız, bugün Kürtçeyi vermeye başlarsınız, yarın Zazaca girer, öbür gün Çerkezce girer, öbür gün Lazlar ayaklanır, öbür gün Abazalar var. Sonunu alamazsınız. Bir, iki, ulus devleti yani vatan kavramını bir arada tutan şey dildir. Dil birliğidir. Ya bakın, din birliği değildir. Dil birliği. Hani Tayyip Bey diyordu ya, dil demedim, din dedim, din dedim diyordu ya. Evet. Şimdi burada da şudur, dil birliğidir. Bakın Fransa. Şimdi buradan izleyicilerimize paylaşayım. Bir belgesel hazırladık. Ethem Sarısülük'le ilgili. Ben yönetmenliğini benim yaptım. Fransa'ya Cannes Film Festivali'ne başvuracağız. Uluslararası bütün hemen hemen festivallere gönderdik. Cannes Film Festivali'ne başvuracağız. Film İngilizce altyazılı. Evet. İngilizce altyazılı olduğu halde Cannes, yani Fransızların dünyaca en ünlü film festivali, bizi kabul etmedi. Niye biliyor musunuz? Fransızca altyazı yapacaksın. Bizim de zamanımız yoktu. Yani teknik koşullarla anlatmayayım. Ama Fransızca olmadığı için kabul etmedi. Neden? Çünkü dillerini korumak istiyorlar. Fransa'da Fransızca dışında bir savunma yapamazsınız. Bu Korsika'da bile böyle. Korsika'da bile böyle. Şimdi 10 madde mi geldi? 10 madde geldi. Biz müsaade eder misiniz? Ben özellikle tabii, 8. Tabii. maddeyi bir okuyabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Ha, çok şeker bunlar. Kim şeker? Yani yazan, kaleme kim aldıysa o şeker. Ne, çok şeker. Kimlik, 8. tanım şu sevgili izleyenler. Kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu, demokratik ve eşit mekanizmaların güvenceleri. Bunu bana ne olursunuz stüdyoda kameraman arkadaşlarım dahil olmak üzere birisi açıklasın. Ne demek bu? Kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük. Yani kimliğin tanınmasına, yani Kürt kimliğinin tanınmasına tamam. dönük çoğulcu, demokratik ve eşit mekanizmaların güvenceleri. Ne demek? Ne istiyorsun? Nasıl bir kimlik tanınması istiyorsun? Eşit yurttaşlık mı? Eşit yurttaşlık kimin sorunu var? Ben oradan özellik anlıyorum. Bravo. 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 Lafın şey, bakla burada. Dilin altındaki bakla budur. Ben oradan özellik anlıyorum. Bu kardeşim, bizi kandırmayın. Bizi kandırmayın, bizi. Biz derken kimi kastediyorum? Hani laik seküler dedim ama ben kendim bizatihi Gürkan Acok Türk solunda yer alan bir insanım. Kendimi solcu olarak hayatım boyunca tarif ettim. Bizi 1990'dan beri hep oyaladınız sevgili dostlar. Yapmayın artık. Geldik sınıra. Geldik sınıra. Türkiye 7-8 ve burada şeyleri de okuyabilirim. Yani bir, demokratik siyaset tanımı ve içeriği. Aynı kapıya gidiyor. Aynı şeyler. Kapıya gidiyor. İki, aynı demokratik kapıya. Çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması. Ya bu kadar afaki, bu kadar ucu açık, bu kadar belli belirsiz bir metni bize içinde çözüm süreci diye, içinde çözüm geçen. Halbuki bu çözümsüzlük metnidir ya. Yani buradan hiçbir şey çıkmaz. Buradan sadece sizin gizli emellerinizin, gizli ajandanızın ipuçlarını buluruz. Oradan bunu bir şey saklamak. Çıkar da bizim bildiklerimiz çıkmaz. Bizim bildiklerimiz çıkmaz. Bizim bilmediklerimiz çıkarsa. Dünyada ya ulus devletler, Hüsniye Hanım, varlıklarını dillerle korumuşlardır. Biz ulus devlet olarak inşa edildik, kurulduk. Kürtçe öğrenilmesinde, Kürtçe efendimiz seçmeli ders olmasında, Kürtçe kurslar açılmasında, Kürtçenin yaygınlaştırılması, kültürünün genişmesi, dilin gelişmesi, etimolojik olarak da dilin gelişmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ayrıca devlet de buna önce olmalıdır, destek olmalıdır. Geçmişten günümüze yapılan hatalar tekrar edilmemelidir. Buralarda bir sorun yok. Düşünelim, İngilizce bile uluslararası ortak kullanım dilidir yani, anlaşma evet. dilidir. Yani. Ama dilin buna rağmen Almanlar kendi dillerini korumak istiyorlar.
Brezilyalılar, Portekizliler aynı şekilde dillerini korumak Almanlar istiyorlar. Almanlar bu konuda çok sertler. Fransızlar kadar serti yok. Bir de Fransızlar var. Yani ben turizmde olduğum için tabii, çok sertler. O evet. konuda hayır Almanca öğreneceksin diye böyle İngilizceyi kabul etmeyen bir tarafları var. Aynen. Şimdi mesela diyorlar ki mahkemede savunma hakkı. Evet çok güzel savunma hakkı. Şu anda bir Kürt annemiz geldiği zaman mahkeme Diyarbakır diyelim ki Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geldi. Savunma yapacak. Kürtçe savunma yapacak. Türkçe bilmiyor. Ona devlet zaten tercüman veriyor. Hatta tercüman ücretini de devlet kendisi karşılıyor. Yani sanığa yüklemiyor. Bir ara o sanığa yükleme meselesi vardı. Evet. O ahimden de döndü. Artık devlet orada kendi savunma hakkını bir Kürtçe tercüman aracılığıyla yapmak isteyen Kürt yurttaşımızın masrafını karşılıyor. Şimdi burada hiçbir sorun yok. Ama siz Türkçe bildiğiniz halde, Türk okullarından mezun olduğunuz halde ısrarla bir siyasi saikle kalkıp da ben burada Kürtçe savunma yapıyor yapacağım, benim savunmamı Kürtçe alacak derseniz oraya bizim Kürt hakim koymamız lazım. Ya da Kürtçe bilen bir hakim koymamız lazım. O yetmez. Ondan sonra Rize'nin Pazar ilçesine gideceksiniz. O da diyecek ki ben Lazca yapmak istiyorum. O, efendime söyleyeyim Sakarya'ya gideceksiniz. Bir tane Abaza çıkacak veya Çerkes çıkacak. Değil mi? O da diyecek ki ben bu dilde yapmak ama istiyorum. Ama şu var, herkesin Bu herkesin mahkemelerde vatandaşlık olarak kullanması gereken haklar içerisinde kendisini savunabilme hakkını kazanmak için sadece Kürtlük, Lazca, işte Türkçe bilmemek anlamında değil. Yani bunu bu anlamda kişilerin vatandaşlık haklarını iade etmek anlamında, sağlamak anlamında çok farklı gibi gözükse de değil. Bu sosyal demokrat bir devletin anlayışı içerisinde olduğu için mesela dilsiz ve sağır engellerimizin de böyle bir sıkıntısı var mahkemelerde. Bu o hakkın sağlanması için zaten devletin vermesi gerektiği bir şey. Ama hepsine de ayrı ayrı sen bunu, o mahkemeyi dizayn edersen iş habura döner. Hem habura döner hem de dil birliğinizi kaybedersiniz. Dil birliğinizi kaybettiğiniz zaman bizi bir arada olmamızı gerektirecek bir şeyler kalmaz Hüsniye Hanım. Bu yani bunu dünyada bunun örneği var. Bakın ulus devlet olarak kurulup daha sonra federasyona dönmeye çalışan devletlerin hepsi un ufak olmuştur. Örneği yok. Yani Yugoslavya'sından alın, Sovyet Rusya'sından alın, her taraftan alın. Bu örnekleri Endonezya'dan alın. Her yerden görürsünüz bunu. Ha biz başta federasyon olarak kurulsaydık, yani cumhuriyet kurulurken burası bir federe devlet. Kardeşim herkes dış işlerinde bağımlı, iç işlerinde bağımsız denseydi belki o zaman farklı bir versiyon yapılabilirdi. Ama şimdi biz artık iç içe geçmiş durumdayız. Biz artık İngilizce tabirle merge olmuş haldeyiz. Yani bizim şeyimiz yok artık, hesapları ayrıştıracak halimiz yok. Barajlar birbirine girmiş, borçlar birbirinin içerisinde. Bir arada yaşamanın yolları, zeminini sağlamanın yolları aranmalı. Yani bu saatten sonra ayrılmanın değil, bu mümkün değil artık. Yani girift bir hale gelmiş. O bir arada Güneydoğu Anadolu'da ne hizmet alınması, işte Marmara'da ne veriliyorsa orada da onun verilmesi lazım. Eşit yurttaşlık hakları evet burada. Eşit devlet hizmeti evet burada giriyor devreye. Gönül bunu arzu ediyor. Bir arada bir bütünlük içerisinde Türkiye'nin sınırları içerisinde yaşamanın yolları sağlanmalı. Peki Selahattin Demirtaş diyor ki ne seçim öncesinde ne de seçim sonrasında bir herhangi bir uzlaşma söz konusu olmadı. Silahlar da ancak bu uzlaşmanın sonrasında bırakılır. Ve biz asla iktidara, hükümete güvenmiyoruz, güvenmiyoruz diyor. Hükümet de diyor ki Kandil ile İmralı arasında bir kopukluk söz konusu. Tabii. Şimdi bu tezgah mıdır Gürkan Acır'a göre? Bu bir görsel tezgah mıdır? Şimdi artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiçbir şeyine artık insan güvenmiyor. Yani ben de güvenmiyorum. Selahattin Demirtaş orada doğru söylüyor. Sizin neyinize güveneyim? Niye pazarlıklar devam ediyor o zaman? Şimdi o bir çaresizlikten onu yapıyorlar ama hani neyine güveneceksiniz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neyine güveneceksiniz? Şeyi çok güzel söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki iki maymunu oynuyorlar dedi. Selahattin Demirtaş da ertesi gün dedi ki ya bu iki maymun değil aslında üç maymundur. Yoksa orada bir maymunu da mı yürüttünüz? Ne yaptınız dedi. Çünkü her işte böyle güzel espiritüel de yaklaşım var. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve uzatmayalım lafı aslında Tayyip Erdoğan'ın bugün ak dediğine yarın kara demeyeceğinin garantisi yok. Çünkü belki de dünya siyasi tarihinin gördüğü göreceği en pragmatik lider. En pragmatik. Yani bugün kendisiyle kavgalı olanla yarın barışabilir.
Yarın barıştığıyla tekrar kavga edebilir. Bugün sevdiğini yarın fiziken dövebilir. Tam siyaset. Valla siyaset değil aslında bu. Bu pragmatizm de geçti. Çünkü şöyle bir şey. Çünkü büyük hukuksuzluklara imza attığınız zaman, büyük suça bulaştığınız zaman, o suçla beraber mevcut yapınızı koruyabilmek için, mevcut makamınızı, mevkinizi, konumunuzu ve de hukuki zemininizi koruyabilmek için daha büyük suçlara, daha büyük hukuksuzluklara imza atmak zorundasınız. Bu dünyada böyledir. Yalan bir kere başladı mı hep daha büyüklerini getirir hikayesi. Tabii daha büyüğüyle, daha bile çığ gibi büyüyor. Çığ gibi büyüyor. Dolayısıyla şimdi artık Tayyip Erdoğan için dün onu demişim, bugün bunu demişim falan hiç gerek yok. Yani üç kere hatırlayın idam istedi. Meclis konuşmalarında, meclis grup toplantısında evet. İdam. İdamı ne oldu? Niye asamadın? Ey Bahçeli, ey Bahçeli dedi. Ne oldu? Şimdi neredeyse yakın mesai arkadaşı. İzleyiciler hatırlayacaklar. 6-7 Ekim olayları sırasında alelacele Abdullah Öcalan'a koştular. Ülke gidiyor. Asker, bu Cidre olaylarında. Cidre 7 ya da 8 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani bir nevi sıkı yönetim kondu. Ama oralarda sıkıntı hala devam ediyor. Ediyor ama mesela Abdullah Öcalan'a yel yepelek koştular. Aman Apo, canım Apo, şuraya bir müdahale et. Şurayı bir kurtar, bir toparla bizi diye kurtar. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşma bence konunun özetidir. İkisi bir arada danışıklı dövüş yapıyorlar dedi. İkisi anlaşmışlar ve bir strateji yürütüyorlar dedi. Şimdi ben bu anlaşmanın altında... Sonradan zorla ikna edilmiş olacak HDP'nin gibi. HDP'nin içerisinde bir ikili bir grup var. Birisi... Burada izleyicilerimiz için de bunu bir teknik olarak bir anlatmamız lazım. Çünkü bu 7 Haziran seçimleri gerçekten kritik bir seçim. O zaman onu... Hayır, şöyle HDP ile bağlantılı söyleyeceğim. Tamam, yok, ondan evvel şöyle bir şey. Bu konuyla da ilgili sorusu olanların eleştirisi, önerisi olabilir. Mesajlarını 23 Eylül'e gönderebilirler. Cem TV diye başlayıp mesajınızı yazın ve 23 Eylül'e gönderin. Biz buradan okuyalım. Sizin fikrinizi paylaşmış olalım. Şimdi... 7 Haziran yani 8 Haziran sabahı şöyle iki senaryo var. HDP'li senaryoları kastediyorum, öbürlerini değil. Bir tanesi HDP'nin barajı geçememesi. Barajı geçemeyenlere ben bir isim taktım. Yani barajı geçmemesi üzerine siyaseti kurgulayan HDP'lilere mızıkçılar. Şimdi onlar mızıkçı. Mızıtacaklar çünkü. Vay böyle %10 baraj mı olur? Vay biz zaten yapmıyoruz diyecekler ve buraya yazıyorum Hüsnü Hanım. Program olur. İnşallah siz de seçimi başarıyla bitiririz, ön seçimi kazanır, parlamentoda olursunuz. Beni gene çağırırsınız buraya, ben geldiğimde anlatırım. 8 Haziran günü Diyarbakır'da meclis toplamaya çalışacaklar. Eğer şeyi geçemezlerse, barajı geçemezlerse. Ama zaten... barajı geçerlerse, bir de barajı geçmeciler var. Ya bir mızıkçılar var, bir de barajı geçmeciler var. Barajı geçerlerse zaten çıkartacaklar 35-40 milletvekili. Çünkü şu ankinin üstüne milletvekili daha koyuyorlar. O zaman ne yapacaklar biliyor musunuz? Yani ben kahin değilim, gördüğümü söylüyorum. O zaman da tutacaklar AKP ile yeni anayasa paketi pazarlığı yapacaklar. Şimdi burada bir parantezi kuralım. İki taraflı oradan kurt kapanına düştük. Kandil'de bir kere bu yetkili isimlerden birisi açıklama yapmıştı. Ben HDP'nin aslında demişti barajı aşmasını istemiyorum. Barajın altında kalksın, Diyarbakır'da özellik başlasın diye bir cümlesi var idi. İşte şimdi tam burada çok önemli bir şey, çok önemli bir şey. Halk üzerinde bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Deniyor ki eğer HDP barajı aşarsa koltuk sayısını AKP'den çalacağı için AKP'nin yeni anayasa yapması çok zorlaşacak. Oysa ki çok büyük yanılgı içerisindeler. Biri özellik istiyor, öbürü de vermeye zaten hazır olduğu için tam tersine ortak olarak yapacaklar. Pazarlık ikisinin arasında geçecek. İşte bu algı verebilirler. Herkes istediği parti oy verebilir ama halkı yanıltarak yaptıkları algı bu çok yanlış. Yani bunu işte evet. O iki senaryonun içinde açıklar mısın? Zaten evet. Onlar işbirliği içerisinde çıkaracaklar bu anayasayı. Aynen öyle, çünkü zaten şimdi şöyle bakın, eğer barajı geçti. Evet. Farz edelim. Ben oy oranlarının bu kadar AKP yönünde iyimser olduğu kanaatinde değilim, bir kere onu söyleyeyim. Ama AKP yönünde derken AKP'nin oy oranından bahsediyoruz. Oy oranı bahsedilen öyle bir kere 40'ın altındalar. Heh. Buradan sevgili izleyenler söyle, için söyleyeyim. Söyle Cem TV'de bassınlar Sonar gibi şimdi. yok 40'ın altındalar şey gibi anket şirketi hemen olarak. Hemen orayı burayı da bassınlar. Yok 40'ın altındalar ama şu kadarını söyleyeyim. Velev ki 250'nin üzerinde 260'ın üzerinde bir milletvekili aldılar.
şeye ihtiyaçları olacak. HDP'nin milletvekili sayısına. O zaman yani 40 milletvekili de onlarda olduğunu farz edelim. Bu milletvekili sayısıyla anayasayı değiştirmek için çaba sarf edecekler. Amaç o. Amaç o. Ellerinde şöyle bir koz var. Tayyip Erdoğan artık kendi hükümetine hükmedemez bir halde. Bunun ayrıntılarına programın istersen ilerleyen dakikalarında evet. girebiliriz. Kendi hükümetine hükmedemez halde büyük kavga var. AKP'nin içerisinde çok büyük bir kavga var. Tayyip Bey her anlamıyla kuşatılmış durumda. Kendisi çok güçlü olmasına rağmen saraya sıkışmış durumda. Bunu aşabilmenin tek yolunun da başkanlık olduğunu görüyor. Yani Bakanlar Kurulu'nu her dakika artık ajan sokmaktan yoruldu. Yani Bakanlar Kurulu'na ona haber taşıyacak bir haber elemanını her dakika sokmaktan yoruldu. Ahmet Davutoğlu'na da söz geçiremiyor. Çünkü karşısında büyük bir cephe oluşmaya başladı hükümette. Dolayısıyla bütün bunları aşabilmenin tek yolu başkanlık seçimi, başkanlık sistemi. Bu arada AKP'nin içinde bir B planı, Davutoğlu bünyesinde de bir B planı hazırlığı var gibi bir şey var mı? Yani tabii ben öyle sezinliyorum tabii çünkü. Tabii var. Yani hani başımızın çaresine bakalım her tabii, durumda diye. Hakan Fidan'ın şeyi, istifası ve milletvekili adaylığı Erdoğan'a sırada, rağmen. Tabii Erdoğan'a rağmen öyle bazı ne diyelim aklı evvellerin söylediği gibi efendim bu bir danışıklı dövüş falan olmaz. Öyle bir şey çünkü yok. Çünkü Tayyip Erdoğan hırsı o bir pozisyona kendini düşürmez. Lafım geçmiyor yok, habersiz yok. İş oluyor pozisyona yok, düşürmez asla kendini. Asla düşürmez. Burada çok büyük bir kavga var. Kavganın sebeplerinin tevatür bölümleri var. Gerçekte somut olarak gördüğümüz bölümleri var. Tevatür bölümlerinde şu kadarını söyleyeyim. Burada ilk defa Cem TV izleyenleri için bir tanımlama kullanacağım. Bunu da bu haftaki yazımda yazacağım. Ama ilk defa burada söylemiş olayım. Gerçekgündem.com internet sitesindeki köşemde yazacağım bunu. Ortaya pozisyon almak diye bir tabir var. Ortaya pozisyon almak şöyledir. Siz de iş dünyasının içerisinde birisi olarak gayet iyi bilirsiniz. Ben futbol oynayarak da onu gayet iyi. Pozisyon almaktan kastım şudur. Yani pozisyonunuzu her türlü sonuca göre ayarlı bir şekilde ortaya konumlandırmak. Anlatabiliyor muyum? Yani hareket kabiliyetinizi yüksek tutmak yüksek için. Tutmak. Şu anda devlet bürokrasisi ortaya pozisyon alıyor. Yani herkes Ankara'da Tayyip Bey sonrası için planlar yapıyor. İşte söylediğim buydu, bir planı diye. Evet, bunların içerisinde Ahmet Davutoğlu en önemli ayaklardan bir tanesi. Bakın burada ben isim vereceğim. Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Telekom. Ulaştırma Bakanlığı ve dolayısıyla bağlantılı olarak Türk Telekom tamamen Ahmet Davutoğlu ekibinin inisiyatifine geçmiş durumda. Buradan söylüyorum. Yani öyle bir sırmır değil bu. Bunu Lütfü yorumlayalım. Yorumlama bunun anlamı şudur. Nedir? Yorumlayalım yorumlama yani şudur. İzleyenler için. Herkes, bu ne demek? Şimdi burada işte tevatür dediğimiz bölüm Hüsniye'nin burada devreye giriyor. Tamam. Bir kere biz Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bilgi sahibi değiliz. Bize bilgi verilmiyor. Bakın bugün Cevdet Erdöl, Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, İzmir Milletvekili Sayın Aytun Çıray'ın, sevgili Aytun Bey'in, evet. Bizim dostumuz, abimiz, onun verdiği soru önergesi sonucunda bir cevap da bulundu. Dedi ki biz bizim tabirimizle Kaçaksaray'a, onların tabiriyle Aksaray'a çok sayıda kimya aleti aldık dedi. Yani izleyicilerimizin anlayacağı. Evet, altında. Geçenlerde de yer aldı basında. Ne işe yarayacak bu kimya aleti? Tayyip Bey'in yiyeceklerin tahlilini yapacağını söyledi. Zehirlenmekten korktuğu için. Oysa ki biz biliyoruz ki sadece Tayyip Bey'e özgü değil, daha önceki bütün Cumhurbaşkanı, benim bildiğim Celal Bayar'dan bu yana gelen bir uygulamadır bu ki dünya liderlerinin hepsine yapılır. Çeşnicibaşı denen bir meslek vardır. Evet. Çeşnicibaşının görevi şudur. Önemli devlet adamları, liderler. Yemek yemeden önce, bir ya da iki saat önce o çeşnicibaşı o yemekten alır, tadar, yer, bir ölçüde kendisini de feda eder aslında. Ve herhangi bir zehirlenme, herhangi bir reaksiyon, herhangi bir efendime söyleyeyim ölümcül durum olmaması durumunda o yemek
Çeşnicibaşı'nın onayından geçtikten sonra liderin önüne veya işte devlet ne olur devlet bir götürürken başkanı... de konulur Zehir. Çok zor bir şey değil ki. Yeter ki niyeti bozsa. Yani sıkıntı yok. O değil. Hani o zehrin konup konmaması meselesi değil. Ben şunu kastediyorum. Bu kimya ilaçlarının ve söylenen o ki Kaçak Saray'ın içerisinde bir binanın tamamen hastane yapıldığı şekilde. Sağlık ünitesinin kurulduğu. Sağlık ünitesi şeklinde konumlandırıldığı konuşuluyor. Bu artık Ankara Mimarlar Odası'nın güzel ve gerçekten yurtsever çalışması sonucunda da ortaya çıktı. Evet. Biz bu noktada şunu görüyoruz. Tayyip Bey'in sağlığıyla ilgili bir takım sıkıntılar var. Ama dozunu, dozajını, epikrizini bilmiyoruz. Yani nedir, ne oluyor, niye gitti uçak aniden Houston'a indi, orada MD Anderson hastanesine mi gitti? Dünyanın biliyorsunuz kanserle ama ilgili. Ama 3 saatlik bir süre buna çok müsait gibi değil gibi. Valla Küba'da da bazı tetkikler olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz Küba dünyada tıpta çok öncü bir ülkedir. Onlar söyleniyor vesaire. Şimdi aslında bize hoş sağlıklı... değil bir kendi cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili böyle değil. Dedikodu gibi hoş değil. Aslında net bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım ama Sayın Cumhurbaşkanı başından itibaren bunu bir usul olarak benimsedi. Bakın hatırlayın 2012'de ameliyata yatarken. Bağırsak ameliyatına yatarken günlerce başbakanlık muhabirleri haber alamadılar. Daha doğrusu alanlar aldı, onlar da yazamadılar. Kimse yazamadı. Hatta biz işte sevgili dostum, arkadaşım Barış ilk defa gerçekgündem.com internet sitesinde ilk defa Barış yazdı. Dedi ki ya başbakan haber alınamıyor, ben size söyleyeyim, Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nin 5. katında kat kapatıldı. Evet, kat kapatıldı. Ama o zaman o gün itibariyle biz de bilmiyorduk ameliyatın boyutu nedir, kim giriyor, kim çıkıyor falan. Şimdi bu kadar sırlar içerisinde bir hayat olursa, her tarafınız sır olursa ki siyasi liderlerin elbette sağlık haberleri ulu orta paylaşılmaz. Ancak bir şeffaflık içerisinde kamuoyu bilgilendirilmek zorundadır. Neden? Çünkü o siyasi liderin bir cumhurbaşkanının hele Tayyip Bey gibi birçok yetkiyi ve gücü kendisinde toplamış bir liderin sağlığı birinci dereceden Türkiye'deki her yurttaşın geleceğini ilgilendiren bir durum. Tam bir kaotik ortam olacak. Elbette. Yani. O yüzden. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ahmet Necdet Sezer'i eleştirirdim bu konuda. Giderdi o biliyorsunuz. Koruma da almaz yanına. İşte Ankara'daki market zincirinden ucuz peynir arardı. Sayın Cumhurbaşkanı dedim o zaman hatırlıyorum. Yani sizin canınız sadece sizden sorumlu değil. Bizim için de çok Türkiye'nin önemli. Türkiye'nin kaderiyle ilgili. Etkilenir. Türkiye kaotik sürece girer. Çünkü Türkiye bir İsveç değil, bir Norveç değil. Bisikletle bizim başbakanlık konuta çok gidemezsiniz. Çok tabii hassas. Sizi tehdit edecek 100 tane değişik unsur var. Lütfen yapmayın. Korumalar alın. Türkiye Cumhuriyeti size peyniri de zeytini de en güzelini, en iyisini yedirecek kadar kudrete, güce ve paraya sahiptir. Yapmayın. Hiç koruma da kötü. Olmaz. Hiç koruma da kötü. 5000 koruma da kötü. Tabii, bunun Tayyip orta Bey'in, bir değeri olmak tabii, zorunda. Tayyip Bey'in artık ayarı kaçmış o noktalarda. Yani artık Umre'ye giderken herhalde Umre'de tarihe geçti. Umre tarihinde yani böyle bir koruma ordusuyla Umre yapan herhalde başka lider var mı bilmiyorum ama ben ilk defa i̇şte Tayyip Bey'i ibadetlere, gördüm. İbadethanelere saygı, ibadet yerlerine saygı burada başlıyor. Evet. Olmaması gereken şeyler. Şimdi yani bunlar. Bağlayalım, havada kalmasın bu. Bu noktada biz bu sağlığıyla ilgili meseleyi bilmediğimiz için, çünkü bizim kulağımıza gelen rivayetlerden bir tanesi de Bülent Arınç'ın çok öfkelendiği bu üç dönem meselesinden sonra ve çıkıp açıklama yapacağım dediği. Bu yüzden iki kere Bakanlar Kurulu'nun yapılamadığı, yapılmadı. Yani Bülent Arınç konuşmadı yani o çünkü hükümet sözcüsü olduğu için. Hatta Ankara kulislerinden aldığımız bilgiye göre, Ankaralı gazeteci arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre şunu da söyledi. Ben sağlık durumuyla ilgili açıklama yapacağım dediği Bülent Arınç'ın. Bunlar var ortada. Şimdi hal böyle olunca biz önümüzdeki senaryonun yani bu gemiden kaçışmaya başlayan ve benim az önce tabir ettiğim bürokrasideki gibi ortaya pozisyon almaya çalışan büyük grubu görünce biz bizim haberimiz olmayan bir takım şeyler olduğunu hissetmeye başlıyoruz. Resim netleşiyor hafif yani fikir olarak. Evet fikir olarak tabii. Hakan Fidan niye Tayyip Bey'e rağmen kendisini meclise ve dokunulmazlık zırhının içerisine atmaya çalışıyor anlamaya başlıyoruz. Bunları. Neden Ali Babacan'la Mehmet Şimşek ısrarla
Abdullah Gül'ün bütün baskısına rağmen istifa etmiyorlar. Bunu anlamaya başlıyoruz. Ki buna dair başka şu anda söylemler de var. Araya gidelim. Tamam. Aradan sonra devam edelim. Kısa bir ara. Aradan sonra bütün hızımıza gene devam ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu konuşuyorduk. Bülent Arınç'ın da sağlık durumuyla ilgili iki kere açıklama yapmak istediğini, sırf bunu engellemek için bile bakanların kabinenin toplanmadığını konuştuk biz. Bu konuda da çok enteresan bir şey var. Siyaset yapan insanların sağlığı ve günlük hayatları herhalde bundan besleniyor. Mesela Cumhuriyet bu siyasi tarihimizde başbakanlarımız içinde görev başındayken vefat eden sadece Refik Saydam var. Bir kişi. Turgut Özal. Ki evet. O Cumhurbaşkanı iken, Sayın Turgut Özal ve Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı iken vefat ediyorlar. Başbakanken sadece bu stresli ortam, bu yorucu ortam içerisinde vefat eden tek bir başbakan var, Refik Saydam. Bu da şu, herhalde siyasetten besleniyorlar ve bu onlara daha böyle bir yaşama gücü ve enerjisi veriyor gibi bana düşündürtüyor. Diğer tarafa geçersek de dediğiniz gibi bir cumhurbaşkanının kendi ülkesinde sağlık durumunu net bilmemesi büyük bir sıkıntı. Çünkü Turgut Özal'ın da vefatında aslında nasıl bir anda bir... ki bu kadar çok gücü kendinde birleştiren bir cumhurbaşkanı değildi Turgut Özal. Ekonomi açısından, siyaset açısından, idari açıdan işte maden ocaklarının onayının bile verilmesi artık. Ataşehir'deki yani, kupon araziye kadar. Yani o kadar yani. Böyle bir durumda ne yaşarız onu bilemiyoruz. Peki seçime kadar AKP'nin içerisindeki bu çok fikirlikler ne olur? Nasıl bir noktaya kadar gider? Valla bu kadar hızlı gelişen bir gündemin olduğu bastırılamaz ülkede. Bastırılamaz bir duruma gelecek herhalde. Ülkede. Yani seçime kadar olan zaman çok uzun bir zaman. Bir kere onu kabul edelim. Ama ben şu kadarını söyleyeyim. Seçime bugünkü atmosferle gitmeyeceğimizi görüyorum. Ne demek kasıt bugünkü atmosfer? Evet, tabii ki öyle diyeceğim. Ne demek bu? Bugünkü atmosfer ne demek? Yani bugünkü Tayyip Bey'in ne derse olur. İşte o bütün tasarruflarda o bulunur. Ahmet Davutoğlu buna karışamaz gibi bir tasavvurla Adalet ve Kalkınma Partisi seçime kadar gidemez. Bu yıkılacak. Şöyle yıkılacak, çünkü sağdan soldan çok fazla sayıda saldırı var. Saldırı derken yani hani saldırı kavramı insanlarda şu algıyı oluşturuyor. Ya haklı bir mücadelesi var, dışarıdan ona düşmanca saldırılar. Yok, kendi yok yarattığı şey. Negatiflikler tabii, birleşti. Aynen bu öyle. Kadar. Aynen öyle. Çünkü bu despot tavır, despotik tavır artık bir yerde duvara toslayacaktı. Ve tosladı da. Ahmet Davutoğlu'na söylenen o ki 4 tane il verilmiş milletvekili yazması için. 4 il. Konya. 81 ilde. Karaman, Aksaray ve Osmaniye. 4 il. 81 ilde 4 ilde milletvekillerini yazacak. Şimdi bunu bir başbakanın kabul etmesi mümkün mü? Her ne kadar Tayyip Bey'in oluruyla ve onayıyla oraya gelmiş otursa bile. Ondan öncekileri kabul ettiğine göre Gökhan Bey. Değil ama şöyle artık yani bir ölçü bir noktadan sonra artık kabul edilemez halde. Artık yüksek sesle eleştiriler çoğalmaya başladı. Ben şeylere bakarım. Bir de yıpratıcı eleştiriler çıkıyor bu arada. Yani onur zedeleyici gerçekten eleştiriler çıkıyor. Tabii. Değil mi? Şimdi şeyin çok güzel bir sözü vardır. Türkiye Devrimci Hareketi'nin ve Sosyalist Hareketi'nin büyük önderlerinden Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın güzel bir sözü vardır. O der ki ben yönümü kaybettiğim zaman, bazen insanlar hani yönünü bulmakta güçlük çekebilirler. Yönümü kaybettiğim zaman daima Adnan Menderes'e bakarım. Hani o nereye gidiyorsa tersine giderim derdi. Dermiş. Şimdi bizde de bakacağımız kişiler var, böyle pusulalar var. Hiç mesela, düz gidemeyeceğiz o zaman. Tersine. Yani mesela Yiğit Bulut ne yapıyor? Efkan Ala ne yapıyor? Hakan Fidan nereye kaçıyor? Nereye gidiyor? Bunlar bize şu anda içeride yaşanan kavganın durumunu, boyutunu anlatacak işaretleri veren. Peki bir gün hepsi şimdi başka bir yere kaçarsa? Zaten orası öyle. Orası öyle. Yani az önce söyledim. İzleyicilerimiz reklam arasında sevgili Beykoz'dan Osman abimiz aradı. Bizim iyi bir Cumhuriyet Halk Partili bir abimizdir. Ona da buradan selam ve sevgilerimi ileteyim. O da heyecanla izliyorum dedi. Tekrar yineleyeyim. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisi bir cadı kazanı. Kaynıyor. Ve herkes Tayyip Bey sonrası için plan yapıyor. Az önce söyledim. Niye Tayyip Bey sonrası? Tayyip Bey'e ne olacak ki? Sorusunun cevabı yok.
Ama herkeste böyle bir hazırlık var. Bunu çok net görüyoruz. Ama bir herkes fikir pozisyon. İşte ben dün Yaşar Kemal'in cenazesindeydim. Orada bile 2-3 tane hükümete yakın medya kuruluşlarından iş alan, iş yapan, TRT'ye proje yapan falan dizici, yönetmen arkadaşlarımdan birisiyle görüştüm. Herkes baktım Tayyip Bey'e yönelik eleştirilerini yüksek tonda dillendirmeye başlamışlar. Yani fareler yavaş yavaş gemiyi terk etmeye başlamış. Şimdi bizim insanımız kuvvetliyi sever, güçlüyü sever. Çok, çok. Şimdi artık zaten Tayyip Bey'in bu idare biçimi sürdürülebilir bir idare biçimi değildi. Ya şimdi herkesi artık düne kadar bizim 6 sene bir deli gömleğe giydirdiler. Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Ergenekon, Balyoz, Oda TV bıktık. Ya aslı yok, astarı yok. Bir deli saçmasını ispat etmeye çalışıyorsunuz. Hemen öbür deli saçması ertesi sabah gündeme geliyor. Bunun adı da var. Şok doktrin. Şok doktrin. Yani şok üstüne şok. Şimdi paralel var. Şimdi birincisini var. Anlatmaya çalışıyorduk. İkincisi geliyor. Sabah uyanıyorsun. Üçüncüsü gelmiş. Dördüncüsü şok üstüne şok. Hangi biriyle uğraşacağımızı artık dilimizde tüy bitti ya kardeşim. Deli saçması bu işler. Böyle şey olur mu? İşte Zekeriya Öz'ün en son Nazlı Ilıcak'a yaptığı açıklamaları okudunuz. Evet. Yani evet. Gerçekten o dönemde hapse girmeyen bizim gibi ulusalcı, laik, demokrat, sosyal demokrat, solcu kişileri tırnak içinde söylüyorum. Hani Allah korumuş. Gerçekten şans, Allah korumuş. Şansmış. Çünkü o kadar tuhaf bir kafa yapısı var ki Hüsniye Hanım. Ama ona yalan diyorlar. Diyor ki biz mesela Emin Çöleşan'ı da alalım diye bir talimat geldi bize ama örgüt bağı bulamadık diyor. Yaratır bu kadar kolay mıydı ya? Hayır, Emin abinin güzel tarafı şudur. Emin abi diyorum, benim gerçekten Ankara'da gazetecilikte çok tanıdığım, bildiğim, sevdiğim de bir abimdir. Emin abi biraz antisosyaldir. Yani çok fazla toplantılara gitmez, panellere gitmez, cep telefonunu çok kullanmaz, uçağa binmez. Ha, lokasyon belirleyemedik bir şey istat etmek yani, için. Aynı şekilde bir de bizim Erol Bilbilik abimiz vardır, gazeteci, yazar. Abimiz araştırmacı, o da öyledir. O da cep telefonu kullanmaz, mail kullanmaz. Gürkan Acır'ı ne koymuş? Dolayısıyla acaba? Yani işte bizi, yani hepimizi bir şekilde, ya bizi de hedef gösterdiler. Zaman Gazetesi kaç kere manşet attı. Ben iki şeyi hayret ettim. Bir, Zekeriya Öz'ün bu konuşmalarını dinleyince, bir de şimdi tutuklanan Ramazan Akgürek vardı. Emniyet İstihbarat Daire. Bu kadar afaki, bu kadar boş, bu kadar mesnetten ve delilden yoksun bağlantılar kurabilen polis şefleri ve savcılar olduğu için önce utandım ülkem adına, sonra da korktum. Ama inanmıyor halk buna ne? Mesela şimdi çıkıyor Cumhurbaşkanı diyor ki bunlar diyor paralel devletin uydurmaları diyor. İftira atılıyor çünkü biz yıpratılmak istiyoruz. İşin enteresan tarafı da buna inanmaya hazır insanlar, kitleler var. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani nasıl olabilir de insanlar sürekli aynı mağdur? Hep sana mı? Yani bu hiç halk hiç mağdur olmuyor mu? Bu yargı hiç mağdur olmuyor mu? Memur, emekli, işçi mağdur olmuyor mu? Ya şimdi gerçekten insanların bazen toplumların tırnak içinde söyleyeceğim gene, beni izleyicilerim bağışlasın, delirdiği dönemler vardır. Toplumlar delirir ara sıra. Mesela 1930 Almanya'sı bir delirmedir yani. Delirir. Ya böyle bir fantastik rüyaya kapılırsınız falan, ayağınızda giyecek ayakkabı yok ama işte adamın sarayını alkışlarsınız falan, anlatabiliyor muyum? Yani şu anda da yaşanan ne yazık ki AKP seçmeni içerisinde böyle bir ruh hali. Yani adam 600 lira maaşla çalışıyor, saray onun hakkıdır diyor. Emine Hanım'ın 1000 euroluk bardaktan su içmesini kendisine zul addetmiyor. Veya Tayyip Bey'in devasa uçağı onu rahatsız etmiyor. Çocuklarının milyon dolar artan servetleri, gemicik üstüne gemicikleri onu rahatsız etmiyor. Veya onu düşünmüyor. Tamamen bir uyuşma, tamamen bir narkoz hali. Devleştirme, gözünde devleştirme, tabulaştırma işte. Bu evet, tabulaştırma bu işte. Ve evet, yani şimdi gerçekten Türkiye'nin duyarlı, cumhuriyet değerleriyle yetişmiş laik kesimleri hakikaten çok yorulmuş ve çok bunalmış haldeler Hüsniye Hanım. Yok, ben gözlemliyorum. Delir marifeti diyoruz. Öyle yani, psikolojileri bozuldu. Ama ciddi bozuldu. Çünkü işte, görüyorsunuz karşınızda sizi sürekli çatlatmak için sanki kurgulanmış bir yapı var. Ve o yapı kendi sefaletinin, kendi yoksulluğunun, kendi çaresizliğinin farkında değil. Ve diyor ki oh olsun, daha da vereceğim. Daha da fazla çalsın. Daha da fazla.
Yapsın. Yapsın. Hastanelerin kapısında perişan olacak olan sensin. Yok, öyle sokaklarda, demeyelim. Sokaklarda perişan o olacak değil, olan o sensin. Değil, o değil, o değil. Bu sadece onların gördüğü bu görmezden gelme olayı psikolojisi sadece kendilerinin değil, bu memlekette yaşayan bütün herkesin i̇şte kaderini etkileyecek. Halkı kastediyorum. Yani o halkı kastediyorum. Yoksa bir avuç zengine bir şey olmaz. Yok, ki. Yani zaten her olmaz. Hepimizi kapsıyor. Farklı açılardan hepimizi. Şimdi şu var. O kadar farklı dengelere geldi ki artık gerçekten zengin çok zenginleşiyor, fakir çok fakirleşiyor. Böyle bir şey, yandaşlıktan bahsediyorum. Yoksa normal şu anda bugün bizden evvel Esfender Korkmaz Hoca bir açıklama yaptı. İktidarda, onların iktidarında oldukça ekonomik durumu güçlenenlerle gittikçe zayıflayanların arasında çok %70'lik bir fark var. Gittikçe tabii, zayıflama olmuş. Tabii. Bu şuna benziyor. İşte diyor ki sana bir dosya atacağım diyor. Köylünün birine 3G var mı sende diyor. O da bakınca diyor ki 3G'yi bilmiyor musun? He biliyem diyor. Karkış kıyamet diyor. Buradakinin oradaki karşılığı bu oluyor. İşte bu kadar farklı bir duruma geldi artık Türkiye. Bu çok üzüntü ve de endişe verici bir durum. Peki şu MHP ile CHP'ye de bir değinelim. CHP'de ön seçim karşılığını bulur mu? MHP 2015'te 7 Haziran'da ne yapar? Bunlara da bir, çünkü zamanımız daralıyor. Tamam. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı bu ön seçim kararı, ön seçim derken tabii bazı bölgelerde evet, aldı. Evet, bazı bölgelerde. İstanbul, Ankara, büyük İzmir, şehirler, Aydın, evet. Antalya olmak üzere bazı bölgelerde aldığı ön seçim kararını çok isabetli, çok yerinde ve demokrasiye uygun bir tavır olarak görüyorum. Türk siyasi hayatında da bir dönüm noktası olarak yetmez görüyorum. Ama evet diyenler yetmez var. Yetmez ama evet. Şimdi onun sonu yok. Ben bugün az önce yinelediğim internet sitesi gerçekgündem.com'da bir yazı kaleme aldım. Bu bir demokrasi şöleni. Umarım bu reklama girmiyordur. Bu arada başımı yaktınız olur yani. Reklama bu yani. Girsin. Önemli. Girmesin. Şimdi şöyle, orada da ifade ettim Hüsnüye Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi bir öncülük yaptı. Ön seçim konusunda. Şimdi diyorlar ki efendim ön seçim yaptı ama kontenjan adayları da var. Bakın bir siyasal parti, bir kitle partisi bazı kontenjanları kullanmak zorundadır. Bunu buradan izleyicilerimizin gözünün içine bakarak söylüyorum. Kontenjanı kullanmak zorundasınız efendim. Yoksa bir dış politika uzmanını sadece örgütün inisiyatifine bırakarak onu parlamentoya sokamazsınız. Yakın çalışma arkadaşınız olarak yanınızda bulunduramazsınız. Çünkü örgüt başka sayıklarla hareket eder. Örgüt daha kendisine yakın, daha halktan yana olan, daha sempatik, sıcak. Ama siyaset sadece bunlardan ibaret değildir. Siyasetin birkaç ayağı vardır. Ekonomiyi doğru bilecek insanlara ihtiyacınız var. Hukuku doğru tanımlayacak insanlara ihtiyacınız var. Uluslararası siyasette söz sahibi olan, sözü geçen ve tecrübe sahibi olan insanlara ihtiyacınız kontenjanı var. Kontenjana alınanların dolayısıyla kriterleri bu mudur? Kontenjana alınacakların kriterleri bu olmalıdır. Bu olmalıdır. Tamam. Ama şimdi işte Kemal Bey'in sınavı diye bir yazıydı zaten benimkisi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetimi bu noktada bir sınav verecek. Çünkü ön seçimde sizin de aday bulunduğunuz birinci bölgede 160 mı 170 mi 166 tane aday var. Şimdi kıran kırana bir yarış ve oradan 7 ya da 8 tane ön seçimle parlamentoya girme ihtimali olan 5 artı 7 gibi 5 artı olacak. Gibi 7 yani geçen seçimi baz alırsak 5 artı 6 veya 5 artı 7 gibi bir formülasyon çıkıyor. Yani 7 kişi girebilmek için 166 kişi yarışıyor. Bu olağanüstü bir demokrasi şölenidir. Herkes varını yoğunu ortaya koyuyor. Bütün değerler ortaya dökülüyor. Herkes çaba sarf ediyor. Örgütüyle kucaklaşmaya çalışıyor. Ama ve lakin oradan eğer kontenjanda birinci sıraya, üçüncü sıraya, beşinci sıraya, yedinci sıraya tırnak içinde söylüyorum liyakati olmayacağına inandığınız veya örgütün ya öyle bir insan koydular ki buraya uluslararası ilişkilerde hakikaten bizi temsil eder, partimizin de buna ihtiyacı vardır demeyeceği birileri olur ise bu sefer oklar genel merkeze yönelir. Bu kaçınılmaz bir sondur. Yani ön seçimle yarattığı örgütsel dinamizm ve büyük enerjiyi bir anda tersine çevirebilir. Dolayısıyla genel merkezin başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti MYK'sının buna çok özen göstermesi gerekiyor. Geçmişte yaşanan
yol kazalarının yaşanmaması gerekiyor. Bu yol kazalarından bir tanesini de hep beraber, hatta sizinle beraber bir programda ağırladığımız Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'ydu. Ekmelettin İhsanoğlu tercihi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hep negatif eleştiri olarak döndü. Gerçi onun adaylık sürecinde dahli olan en az kurum Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. MHP'nin önerisiydi o. Bunu da buradan da izleyicilerimize paylaşalım. Yani çatı yıkıldı, çatının altında CHP kaldı ama her ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi o tercihin faturasını çok ağır ödedi. Çünkü MHP'ye uygun bir isimdi. Tabii ki MHP, daha doğrusu MHP'yi rahatsız etmeyecek bir isimdi. Etmeyecek bir isimdi. CHP'ye ters olduğu için gayet doğal oldu. Peki MHP ne yapar bu süreçte? Şimdi MHP'den önce şu cümleyi tamamlayayım. Tabii. Ön seçim işi gerçekten bir şölendir. Herkes kozlarını ortaya koyar ve çıkan sonuç örgütü de rahatlatır, insanları da rahatlatır. İnsanlara söyleyecek hiçbir şey yok. Neden? Hakim denetiminde yapılacak. Oyları sayıldı, sayılmadı, kaçırıldı, kaçırılmadı yok. Örneğin birinci bölgede 90 bin Cumhuriyet Halk Partisi üyesi var. O 90 bin üye üzerinde bir tavassutta bulunmanıza imkan yok. Orada çalışacaksınız. Kamuoyu sizi tanıyacak, sevecek, güvenecek ve size oy verecek. Sizi parlamentoya yollamak üzere seçimlere gönderecek. Şimdi bundan daha güzel bir demokrasi şöleni olabilir mi? 77 yaşındaki Deniz Baykal gidiyor Antalya'da köy köy geziyor. Ben 3 yaşındaydım. Deniz Baykal Antalya köyleri Kumluca'yı geziyordu halen daha. Yani ön seçimden çıkarım diye. İşte bu ön seçiminde örgütün irade ve sağduyusuyla objektif olarak davranmasıyla taçlandırılması gerekiyor. Gerekiyor. O da taçlandırma kontenjanda doğru, isabetli, yerinde ve liyakatli. Yani liyakati olan adayları göstermeleri. Evet, onun altını çizilmeli. İnsanları rahatsız etmeyecek, ya bu insana gerçekten ihtiyaç vardı dedirtecek bir şey. Seçim sonuçlarının bence Cumhuriyet Halk Partisi için olumlu olacağını, bu ön seçim şeyinin de sandığa doğru yansıyacağı kanaatindeyim. Çünkü görüyorum örgüte bir dinamizm gelmiş. Yani bir heyecan var, bir kaos var ama bir heyecan da var, bir dinamizm de var. Bu iyi yansır. Sandığa bu iyi yansır. Bu güzel bir durum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelince, Milliyetçi Hareket Partili dostlarım kırılmasınlar, alınmasınlar ama dört dingilli kamyon gibiler. Harekete geçmeleri çok zor. İçinde hareket var ama Milliyetçi Hareket Partisi diyorlar ama yani gerçekten ne olacağı, nasıl hareket edecekleri doğrusu halen muamma. Devlet Bey'in tasarruflarını bekliyorlar. Nasıl bir strateji yapacak? Ama ben şunu söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları iktidar oldukları oylara çok yaklaştı. İktidar olduğu 1999 yılını hatırlayın. O dönemki oy oranına çok yaklaşmış durumda MHP'nin oyu. Neden? Çünkü halk AKP'den yıldı. Hani sola oy vermemek için yemin etmiş bir grup vardır ya Anadolu'da, evet. Biliyorsunuz değil mi? O grup gidecek yer arıyor Hüsniye Hanım. Burada bunun en yakın adres MHP oluyor. Bir tanesi MHP'dir. Ama MHP'nin birazcık silkinip, birazcık kendine gelip bir sokağa çıkması, bir sokağa çıkmak derken de hani insanlar yanlış anlamasın. Yok, MHP'nin yok, sokağa çıkması çünkü biraz kavgalı dövüşlü oluyor. Onu kastetmiyorum. Sokak eylemlerini illa vurdulu kırdılı olarak kastetmiyorum. Protestolarla, tepkilerini koyarak, siyaset üreterek bunu sokağa dökerlerse, halkla kucaklaşırlarsa onları çok yüksek oy oranı bekliyor. AKP'den kayacak oyların büyük bir çoğunluğu onlara gidecek. Burada şimdi bir parantez verelim. Bu arada bir izleyicimiz mesaj atmış. %90'ın et yemediği bir ülkede kimse gazete, kitap okumuyor, televizyon seyretmiyor, dizileri izliyorlar. Siz ne anlatıyorsunuz? Herkes uyuşturulmuş gibi dolanıyor. Biz ne anlatıyoruz? Biz ne anlatıyoruz? Ben anladım, mesajı aldım. Doğru, aynı sistemleri biz de yapıyoruz ama anlatmak zorundayız. Şimdi bu işaret ettiğin konuya bağlamak anlamında ben de fikrimi iletmek istiyorum. Ben bazı olaylar olduğu zaman özellikle milliyetçilik açısından mesela diyorum ki onlar işte milliyetçiler coşacaklar. İşte Devlet Bahçeli'nin bünyesinde bulunan vekiller falan. Süleyman Şah işte. Süleyman yani Şah. Onlar kükreyecekler. Çünkü bu onların olmazsa olmazlarını, kırmızı çizgilerini sabote eden olaylar diyorum. Ses yok. Benim MHP'li birçok arkadaşım var. Onlar da kendi içlerinde dile getiriyorlar. Yani onlar da pek mutlu ve memnun değiller varlık gösterememekten. Ama bu varlık dediğimiz gibi sokaklarda işte değil. Hayır. Tamamen demokratik sınırlar içerisinde parlamenter sistemle olabilir. Ama gerçekten ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Hani bazen diyorlar ya AKP'nin bazen
koltuk değnekliğini yapıyorlar. Tabii. Yani bu fikrin var mı bu konuda? Şimdi, neden? Şöyle bir şey, bir kere yani en son 1,5 hafta önce bir olay yaşadık değil mi? Süleyman Şah Türbesi Vatan Nakliyat tarafından taşındı. Demeyin öyle, demeyin. Hayır, o Vatan Nakliyatı. Süleyman Şah'ın ağzından bir laf var biliyorsun. Diyor ki sağken kimse yerimizden kıpırdatamadı ama ölümümüzü rahat bırakmıyorlar, oradan evet, oraya gidiyoruz yani diye. Yani bu inanılır bir şey değil. Vatan topraklarını biz orada terk ettik geldik. Kaçtık. O savaşın ortasına mı girecekmişiz? Efendim 39 kilometrelik uzaklık varmış, orada güvenlik bandını kurarsak şehit olacakmışız. Peki bir dakika, biz niye Çanakkale savaşlarında on binlerce ölü verdik? Ölümüz niye oldu? Binlerce yaralımız, binlerce sakatımız neden oldu? Bırakırdık, İngilizler geçerdi. Bizlerle meselesi yoktu. Yukarı gideceklerdi zaten. 2014 niye Mart'ta oldu? O dönem Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıklaması var bir televizyon kanalında. Diyor ki Süleyman Şah Türbesi'ne yapılmış bir saldırı Türkiye topraklarına yapılmıştır. Gereken yapılacaktır. Ha, savaş demektir tabii, bu diyor. Şimdi onlar gerçekten yani bir karikatür iktidarla karşı karşıyayız. Tam karikatürler. Sanki Bodrum'daki arazisini Marmaris'teki arazisiyle değişiyormuş gibi. Efendim oradan kaldırdık, getirdik Eşme'de, Eşme diye bir yere koyduk. Eşme nerenin? Eşme kimin kontrolünde? Hani bizden habersiz orada hiçbir şey olamazdı. Sen oraya nasıl gittin? Kimin güvenlik koridoruyla gittin? PYD'nin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri, tankı, topu, taburu. Oraya neyle gitti? Hangi bayraklar altında gitti? PKK'nın bayraklarıyla gitti. İşte yandaş medya bunları vermedi. Peki ama. Peki bunlar olurken MHP ne yapıyor? MHP ne yapıyor? MHP neredesin? Neredesin senin atan, ecdadın diye yeri göğü inlettiğin, 80 öncesi kıyama kalkıştığın. Turancılar ne yapıyor? Turancılar neredesiniz? Ne oldu? Bu ecdadın toprağını, mezarını, naaşını savunmak bize mi gene düştü? Peki, hani siz neredesiniz? Peki, milliyetçi kardeşlerim. Peki ben bir şey sorayım o zaman. Bu Türkiye'ye karşı savaş ilan etmektir. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu topraklar da Türkiye topraklarıdır diyen Recep Tayyip Erdoğan'a ne oldu? Kimse bizden habersiz orada hiçbir şey yapamaz, hiçbir yaprak bile kıpırdayamayız diyen Davutoğlu'na ne oldu? Gerekeni yaparız, kimse bizim sabrımızı, gücümüzü sınamasın diyen Davutoğlu'na, Bülent Arınç'a ne oldu? Ben de bunları soruyorum. Bunlara ne Şimdi oldu? Şimdi ben bunun cevabını şöyle vereyim. Eğer bugün... Ha, askeri de konuşmuyor, utanç verici bir durum tabii, bu arada. Tabii. Bugün Devlet Bey ona güzel dedi ama sen vatan dersinden herhalde o gün yoktun dedi, derse gitmemişsin dedi. Bugün şöyle bir izleyicilerimiz simülasyon yapsınlar. Yani bir canlandırma yapsınlar gözlerinde. Bugün Tayyip Erdoğan değil de bu devletin başında komşu ülkemiz Rusya'nın lideri Putin olsaydı. Ne olurdu diye ben bir düşündüm. Putin olsaydı Süleyman Şah'a yönelik aylardır bir taciz var orada. Askerlerimiz orada asker değişimi yapamıyorduk. Biz evet. Oraya ulaşamıyorduk. Putin orayı bir gecede etrafını yerle bir etmişti. Bir savaş kışkırtıcılığı, bir savaş goygoyculuğu yaparak söylemiyorum bunları. Ama devletlerin caydırıcılık ilkesi vardır. Bülent Ecevit de tarihte, evet. Siyasi tarihte bunun evet. Duruşunu sergileyip Gürcistan'a engellemiş. Ne yaptı Putin gördünüz? Bir gecede dümdüz etti. Şakaşvili kaçacak yer aradı. Dümdüz etti orayı. 3000 ölü. Yani insanların ölümünden sevinç duyan, haz duyan insanlar değiliz. Biz cani değiliz. Ama ülkenizin bölgesindeki o dikenli teller içerisindeki bölgenizde ülkenizin varlığını, birliğini ancak böyle koruyabilirsiniz. Caydırıcılık ilkeniz bu olabilir. Demek ki siz, devletin gücü itibarı aksaraylarla olmuyor. Evet, daha doğru düzgün tankı, topu, uçağı, uzun menzilli silahı, istihbarat ağı olmayan IŞİD denilen Amerika Birleşik Devletleri'nin en altından oradaki yapıyı dağıtması için koyduğu bir çeteye, bir çeteciye, o çetedir o, ona koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri ki IŞİD'in elindeki asker sayısının 50 bin bile olmadığı söyleniyor. Asker de değil yani eğitilmiş adam diyelim ona, 50 bin olduğu söyleniyor. Yani bizim koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri neredeyse sayısı 1 milyona yaklaşan ordu gücüyle Avrupa'nın en büyük, efendime söyleyeyim hem silah gücü hem insan gücü olarak en büyük, lojistik olarak en büyük gücüne 50 bin kişilik bir çapulcu çete meydan okuyor ve sana naaşını apar topar gece yarısı
türbeni de yıktırmak koşuluyla, sana yıktırmak koşuluyla kaçırtıyor. Rahmetli Turgut Özal'ın da çapulcu dediği PKK ile bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti İmralı'da masaya oturuyor. İşte çapulcuları böyle bazen değerlendirmek lazım geliyor diye düşünüyorum. Gürkan Acır, bitirdik programı. Öyle mi? Bir anda su gibi aktı. Çok konuştum galiba. Yok, hayır hayır. Çok da güzel mevzulara gayet yüksek bir tansiyonla hakim oldun, konuştun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ olun, var olun. Birçok konuda, birçok konuya aydınlattınız. Ben inanıyorum. Şimdi bu kafamda bin tür şey tur atıyor ya, bizim moralimiz bir kere bozdu buradaki. Evet, evet. Neyse. Çok teşekkür ediyorum. Bir ben kez teşekkür daha ederim. Son cümlelerini alalım Cem. Evet, yani Türkiye'yi gerçekten çok ilginç günler bekliyor. Bunu görüyorum. Ama umutsuzluğa yer yok sevgili dostlar. Şunu çok net olarak söyleyeyim. Özellikle 7 Haziran seçimlerinde hiç de beklendiği gibi bir tablo çıkmayacak. Adalet ve Kalkınma Partisi bir kartondan iktidar olarak kurulmuştu. O karton kenarından, sağından, solundan kırılmış vaziyette, yüklenin düşecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için diyelim. Değerli izleyiciler, 10 Mart Salı günü gene burada bizler sizin için hazır olacağız. Lütfen siz de ekran karşısında olun. Hepinize iyi geceler diliyorum.